Evet kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuzda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadıköy Sokak kanalında, Kadıköy Sokağın e, müdavimleri olarak hoş geldiniz. Maalesef üzüntülü bir haberle başlıyoruz. İlkin Karaman hayatını kaybetti. 34 yaşındaki milli basketbolcu İlkin Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Şimdi biz e, bu kanalda gündeme dair şeyleri de konuşuyoruz ama... Gündem dışı şeyleri de konuşmak zorundayız. Konuşup konuşmamakta çok tereddüt ediyorum da Diyarbakır'daki malum Narin'le ilgili olaylarda duymuşsunuzdur. Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah sorumluların hepsi en ağır cezaları alır. Payı olan herkes en ağır cezayı alır. Ama ben şunu da söyleyeyim, milletçe bizim de payımız var arkadaşlar. Maalesef evlatlarımızı, çocuklarımızı koruyamıyoruz. Şunu asla ve asla unutmayın. Öldürülen her çocukta, istismara uğrayan her çocukta, her ne kadar birilerinin canı yansa da buna sebep olan da başka anne babalardır. Yetiştirme tarzından vesaire. Lütfen çocuklarımızı dikkatli yetiştirelim. Çağımızın şartlarına uygun yetiştirelim. Ya neyse başka da bir şey söylemiyorum. Bu ilkin karamınla ilgili de alkollü olduğu belirtilen bir sürücü kaldırımda bekleyen karamına çarpmış. Yani Fenerbahçe'de baş sağlığı geldi. 2012-2014 yıllar arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulmaktayız. İlkan Karaman Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve basketbol camiasına baş, baş sağlığı dileriz diyor. Beşiktaş da aynı şekilde 2016-2017'de formasını giyen e, İlkan Karaman, İlkan Karaman'a baş sağlığında bulunuyor arkadaşlar. Hani bazı şeyler keşke yaşanmasa biz burada dile getirmesek. Ama hem hayat sürüyor hem bunları da konuşmak zorundayım. Hem de arkadaşlar bir şeyleri de dile getirmek zorundayım. Yani aynı zamanda sadece futbolu futbolun içini dışını geçtim. Gündeme dair de şeyleri söylemek zorundayım arkadaşlar. Söylemezsem de olmaz. Yarın okullar açılıyor. Yani o çocuk da okula gidecekti. Heyecanı olacaktı. Ne bileyim kalemle defterle aşırı neşir, neşir olacaktı. Allah rahmet eylesin. İnşallah Rabbim emeği olanlara, izni olanlara, müsaadesi olanlara, engel olma imkanı olup da olmayanlara hesabını en ağır şekilde sorsun. Fenerbahçe'ye dönüyorum arkadaşlar. Hem gündemi değiştirmek adına hem de kanalımızın ana gündem maddesi olduğu için. Oğuz Aydın ve Levent Mercan niye kadroya alınmadan? Şimdi Jose Mourinho fizik olarak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Levent Mercan'la Oğuz Aydın Avrupa listesine yazmıyor arkadaşlar. Ana sebep fizik olarak daha iyi olmalarını istemesi. Şimdi Levent'i güçsüz buluyor. Fizik olarak iyi seviyeye gelmesini istiyor. Alanya Spor'dan bu yaz başında kadroya dahil eden Oğuz için de aynısını söylüyor. Şimdi Levent'i 2 Oğuz Aydın'a 6 milyon euro almış bir Fenerbahçe. Ciddi bir yatırım yapmış Fenerbahçe. Yani eleştirilerin de hedefinde Fenerbahçe. Arkadaş madem bu kadar para verdiniz niye oynatmıyorsunuz diyen taraftar kitlesi. Arkadaş bu kadar parayı madem bu futbolculara bayıldınız. Niye bu futbolcular e, Avrupa'da yoklar? Hani lig için 8 milyon euro vermeye değer miydi diyen bir Fenerbahçe. Yani bir yerde de haklılar ama şunu da söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde o da tırttı. Yani vücudu tırttı, fiziği tırttı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada WhatsApp'tan ilgili bir soru geldi. Arkadaşlar WhatsApp üyeliğini değiştirdik. Ee, yani üyelik seviyenizde WhatsApp yazmıyorsa WhatsApp'a giremezsiniz. Onu da söyleyeyim çünkü her önüne gelen WhatsApp'a giriyordu. Hem biraz onu engelleyelim istedik hem de biraz WhatsApp kalitesini şeyi değiştirelim dedik. 1 ocağa kadar da bu üyelikler 15 TL olarak devam edecek. Eğer sayı yüksekte kalırsa Aynen devam edecek ama sayı düşerse biz de diyeceğiz ki demek ki arkadaşlar halis kişiler üye olsun diyeceğiz. Hediye üyelik için kısa kısa oynatma listesini günlük açabilirsiniz. Zaten 1 saatte 2 saatte tamamlanıyor. Hiç olmadı açık bırakın arka fonda oynasın. Kanala da katkınız olur. Aynı zamanda normal videoları izleyip normal oynatma listelerini de açık bırakabilirsiniz. Bu da size artı avantaj sağlar. Bir de 13 Eylül'e kadar transfer dönemindeyiz. Yani bu dönemde emin olun arkadaşlar. Ee, bazı videolar mesela daha çok olacak, süreler daha çok olacak ama 13 Eylül'den sonra videoların süresi azalacak, sayısı da azalacak. Sizlerin isteğine bağlı olarak da tabii ki de değişim gösterecek ama şunu söyleyeyim. Asıl videolar transfer sezonundan sonra başlar. Çünkü transfer bana göre saçmalık. Yani bana göre transferi takip etmek saçmalık arkadaş. Kulüp resmi olarak şunu aldı mı, aldı. Bitti benim için. Demek lazım. Ama bir heyecanı oluyor. Şunu takip ediyoruz, bunu alıyoruz, bunu gönderiyoruz falan diye. Transfer sezonu bittikten sonra ben çok rahatlıyorum. Niye? Direkt yoruma dönüyor. Yani bugünkü maçta şu iyi oynadı. Gelecek maçta şunu oynatsak. Şu şöyle, rakipleri de bu böyle. Ben şunu analiz ettim. Bunun şöyle, şunun şöyle diye konuşmakta da daha iyi. Mesela Mourinho'nun yeni gözdesi Osterwold'e tam benim o şeyim, haberim. Çünkü Ferdi'den sonra Osterwold oldu. Gelecek yaz Fenerbahçe 30'un altına satmayı düşünmüyor ama Fenerbahçe'de bak şu anlaşılıyor. Her futbolcuyu satacağız. Her futbolcuyu satmayacağız. Biz Osterwolde'den maksimum verim alma peşindeyiz. Yani 2023 yılında 21 yaşındayken parmadan 6 milyon euroya alındı. 4,5 yıl kontrat imzalatıldı. Ve e, Mourinho'nun da bayağı gözüne girmeyi başardı. Hatta hatırlayın Ferdi varken Ferdi'yi sol bekle Osterwolde'yi sol stoperde oynatıyordu. Ferdi varken Ferdi sola açıkta. Osterwalde'yi sol bekte oynatıyordu. Yani bu ne demekti biliyor musunuz? Ben ikisinin iki futbolcu da benim gözüme girdi. İkisini de bir şekilde ben değerlendireceğim diyordu. Üstelik Mourinho'nun bir kuralı vardır. Sol bek adamı kolay kolay sol stoper de oynatmaz hatta hiç oynatmaz. Kuralını deldi adam. Ya yani 56 kez formasını giymiş Osterwalde Fenerbahçe'nin. 30 kez sol bek, 24 kez sol stoper olarak görev yapmış. 2 kez de orta sahanın solunda oynamış. Yani iki kez de gol sevinci yaşamış. Hani sol bek de varken, Levent Mercan'da gelişiyorken bir şey olmaz gibi ama Osay sağ bekte, Mert Müldür sağ bekte bir şey var gibi. Yine de bir sol bek arayışlarımızı sürdürüyoruz. Hani haberiniz olsun arkadaşlar. Emre Mor'dan 3,5 milyon euro'ya red. Suudi Arabistan ekibi Al-Kahalat Emre Mor'a yıllık 3,5 milyon euroluk teklifte bulundu. 27 yaşındaki futbolcu bu teklifi geri çevirdi. Bence hayatının hatasını yapmış. Yani Emre Mor şu anda ne biliyor musunuz? Hani e, ee, göbeği mübeyi salmış halı saha topçusu olur ya. Halı sahaya çağırırlar gidersin. Halı sahaya çağırırlar gidersin. Amatörden derler ki ya gel sen de bizim takımda oyna. Ya gerek yok arkadaş ben hani halı sahada iyiyim dersin ya. Emre Mor bence gitmesi gereken yer orası. Hem Fenerbahçe'ye para kazandırır. Yani Futbol hayatını bitiriyor. Yanlış anlamasın Süper Lig'den iki takım da teklif yaptı. Gitmek istemiyor. Ayrılmak istemiyor. Boruño'nun yeni sezon kadro planlamasında yok. Şimdi gideceği takımın da önemli olduğuna ben yani hepimiz hemfikiriz. Ama ya baktığın zaman da arkadaşlar yani artık demir almak günü gelmişse bu limandan diyor. Meçhule giden bir gemi kalkar. Bu limanda yani artık hani şey pardon ee, zamandan Artık hani demir almak günü gelmiş artık. Gitmek lazım. Zamanı gelmiş. Gitmek lazım. Ben buraya köksalım. Ya bir sene sözleşmen kalmış. Şunu anlamıyorsunuz bak. Şunu gerçekten anlamıyorsunuz. Bakın. Ee, buradan gittiğin zaman, gittiğin kulüp sana şu anda Fenerbahçe'den aldığın maaşa yakın maaş verecektir. Ama bir sene oynamayıp gittiğinde Fenerbahçe'den aldığın maaşın yarısından azını verecektir. Adam bilmiyor ki seni. Ha. E, menajerin... Kime pazarlayabilirse ama artık Türkiye'deki takımlarda da para yok. Avrupa'daki takımlar da oynamadan seni almaz. Adamlar sistemle. Yani durum bu. Boka'dan Medina için Fenerbahçe açıklaması. Boka Junior yöneticisi Mauricio Serna, Christian Medina ile ilgili bir açıklama yapmış. Yalnız ben Medina'nın dünkü maçına kesit olarak baktım. Sadece Medina kısımlarına baktım. Dünkü demeyeyim geceki maç yani bugünkü maçım. Ya Medina, Medina şu anda Ferdi Kadolu sendromunda. Ferdi de bizde böyleydi. Transfer konuşulana kadar Ferdi çatır çatır. Ama transferde iş ciddiye bildikten sonra Ferdi Kadolu sahaya ya bırakıyordu yani. Gerçekten sahada çok kötüydü. Aşırı kötüydü. Hatta ben diyorum ki ulan diyordum Ferdi bir daha toparlayamaz ayvayı yedik diyordum. Aynı şeyi Medina için de söylüyorum. Çok kötü. Kafa gitmiş. Yani kafa transferde. Medina konusunda açık olmak gerekirse Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Biz anlaşıyoruz. Kendi aramızda bir sıkıntı yok taraftar olarak siz şey yapıyorsunuz, tahrik oluyorsunuz. Yani bu transfer tamamlandı ama sizin şey yapmanız diyor benim anladığım. Bakın sosyal medyada 15 milyon dolar bonuslar dahil konuşuldu. Sonra satıştan pay maddesi konuşuldu. Vergi dilimi konuşuldu. Mourinho etkisi Boca Juniors performansı 155 maç 9 gol 11 asist. E, dün sevgili Reşat, Reşatcan Özbudak sakatlık maddesi koyduruldu dedi yani Fenerbahçe Medina için sakatlık maddesi koydurdu. Yani bu maddede transferi güvenceye aldı diyor. Yani bu ne demek? Aziz Allah. Ee, eğer Allah muhafaza futbolcu sakatlanır ederse Fenerbahçe'nin cayma hakkı var ya da ciddi bir para indirme hakkı var diye. Ya arkadaş biz araba alacak oluyoruz mesela. Adam diyor ki hatasız, boyasız, tramersiz diyor. Arabanın başına gidiyorsun. Bu mu arkadaş bu? Tamam ben bunu ekspertize sokuyorum. Eğer sıkıntı çıkmazsa ekspertiz bana ait çıkarsa sana ait diyor. Mesela bizim Kayseri'de kural bu sizin orada da aynıdır. Arabayı ekspertize soktun atıyorum 10 bin lira para verdin. Misal veriyorum her şeyini incele dedin. Adam dedi ki hiçbir yerde boya yok. Sağ kapıda boya çıktı. Sol kapıda boya çıktı. Aaa dur. Dedi ki hiçbir şey olmadı. Atıyorum kafadan. Yani uyduruyorum. Tampon değişik çıktı. Değişmiş çıktı. Aaa dur. İşte kilometrede oynama yok. Şurada yok, burada. Yok. Ama işte atıyorum kafadan motorun değişmesi lazım. Şunun değişmesi lazım. Oturursun. Önce kaç lira verdiğini 10.000 lira. 10.000 lirayı bir kere kaç taraf eder? Kaça anlaştın arabayı? Misal veriyorum 1 milyon anlaştın. 990'a düştü otomatik. Sağ kapı, sol kapı, ön değişti. 100.000 lira çık. Çık çık. Sen bu arabaya çünkü bu pazarlığı bunun için yaptın. Bu taramayı bu yüzden yaptın. Kaç etti? 890. Araba motor istiyor. Çık yüz daha. 790. En iyi var, cücüğü var, şunu var, bunu var. 780, 770. Adam 770'i alıyor musun? Kabul ediyor musun? İki taraf anlaştı. Alırsın 770'i. E. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Arkadaş ben senin sözünle geldim. Ver şey parasını. Ekspertiz parasını. Aracın sahibi 10 bin lira ekspertiz parasını verir. Elinde de ekspertiz raporunu alır. Gider internetteki ilanı değiştirir. Artık fiyatını mı düşürüyor? Aynı mı tutuyor onu kendi bilir. İşte futbolcuda da böyle olması lazım. Arkadaş futbolcu o güne kadar sen oynatacağım dedin oynatmadın. Düş fiyattan. Futbolcuyu işte sen sakatladın. 2-3 hafta senin yüzünden oynayamadı. Düş fiyattan diyeceksek eyvallah. Ama öbür türlü bu madde benim kafama yatmadı. Arkadaş futbolcu istiyor musun? Istiyor. Şimdi mi istiyorsan şimdi istiyorsan. O zaman şimdi alacaksın ya. mi yok ya ne öyle. Bak şu anda mesela Jose Mourinho'dan takıma motivasyon mesajı diyor. Şu anda takım milli arada. Yapılan idmanlarda da aslında azımsanmayacak futbolcular var Fenerbahçe'de. Ve takım olarak bu zorluğu pek çok ekibinden fazla yaşayacağız. Pek çok ekipten fazla yaşayacağız. Çünkü 13 oyuncumuz milli takımlarda aramızda olmayacak. Bu bize bir motivasyon kaybı olarak düşünülmemeli. Tam aksine forma şansı bulamayanlar için bir da şansa dönüşmeli diyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra formatı değişen ve maç sayısı artan Avrupa Ligi'nde de iddia sahibi olduğumuzu göstermeliyiz. Bu dönem zarfında sizlere büyük bir yük binecek. Ancak kalitenizin bu zorluğun altından kalkmanız için yeterli olduğuna inanıyorum. Büyük bir camia ve futbola gönül veren milyonların gözü sezon boyunca üzerimizde olacak. Onların bu fedakarlığına bizler de kazanacağımız başarılarla karşılık vermeliyiz diyor. Arkadaşlar bak dediğimi anladınız değil mi? Bak dediğimi çok iyi anlamanız lazım. Fenerbahçe'de milli takıma gidenler hariç gitmeyenler var. Şimdi milli takıma gitmeyenlerden bir 11 kuruyum ben. Olur mu? Mesela İrfancan Eğri Bayat kalecim. Beka oylan Ciku e, affını istedi sanırım sakatlıktan dolayı ama yine de gitti diye hatırlıyorum. Gitmese hani Beka Ciku diyelim gitmemiş kabul edelim. Osterwolde sol bekte. Levent Mercan yedeği. O sakat. Mert Müldür gitti. Sağ bekim yok mesela şu anda benim. O, o sakat olmaz. O sayı gitti. Amrabat İsmail yok. Bartu Elmaz Ümit Milli takımda. Fred var. Bir. Şimanski gitti. Mert Hakan var. iki. Maximin sol kanatta. Tadiç affını istedi. Sağ kanatta. Kent'i falan saymıyorum. Cengiz Ünder'i de on numaraya koyayım. Cengiz'i sağa koyayım. Tadiç'i on numaraya koyayım. Bak orta sağ demem tamam. Fred, Mert Hakan, Tadiç. Sağda Cengiz, solda Maksimin. İrfan Can gitti. Oğuz Aydın var mesela. Oğuz Aydın'da sabekte oynatayım. Hani kadrom tam olsun. Emre Mor'u bırak kapacağı düşünmüyoruz. Ennesiri e gitti. Edinceko gitti. Cenk Tosun kaldı. Cenk da forvete koyayım. Bakın millilerden yoksun. Fenerbahçe'nin kadrosu bile aslında Süper Lig'deki pek çok takımdan daha kaliteli. Demek istediğimi bir yerde anlamanızı istiyorum. Ve Fenerbahçe'nin artık buna dur demesi lazım. Bir şey yapması lazım. Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek. Brezilya'dan Solbek bek. Atletico Mineiro'nun sol beki Cilerme Arana için 8 milyon euro ve bonuslar içeren teklif sundu. Brezilya yıldız transfer'e sıcak bakıyor. Valla benim bildiğim Fenerbahçe kolay kolay sıcak bakmaz ama bir de bir haber daha vardı onu da konuşacağım. Cilerme Arana, Atletico Mineiro, 12 milyon euro transfer market verisi var. 27 yaşında, Sao Paulo doğumlu, 1.76 boyundaki sol bek. Brezilya milli takımının 10 kez formasını giymiş. Bu sezon oynadığı maçlarda inanılmaz bir istatistiği var. Bu arada e, Brezilya milli takımı hala seçiliyormuş sanırım. İnanılmaz bir istatistiği var. Sevilla'dan 2021 yılında Atletico Mineiro 2.5 milyon euroya alıyor. Tabi daha öncesinde Sevilla, Atalanta, geçmiş olan bir futbolcu Corinthians Atletico Paranaense. Bu sezon arkadaşlar bakın çok inanılmaz bir istatistiği var. İnanılmaz niye? 37 maça çıkmış, 4 gol, 8 asist. Mümkün değil, mümkün. 37 maç, 4 gol, 8 asist. Yani devasa bir performans. Bir sol bek'e göre çok devasa bir performans. Ancak Orta sahanın solunda oynamış 16 maç. 17 maçta sol bekte oynamış. Yani üçlü savunma olayları var ya. 16 maç üçlü savunmada hani 3-4-3 gibi düşünün oranın solunda biraz daha ofansif oynamış. 17 maç sol bekte. 2 maçta da stoperde oynamış. Yani çok yönlü bir oyuncu. Hocam iyi de alsan ne olacak? Allah'ını seversen Avrupa'da oynatamayacaksın. Ya arkadaşlar. Allah aşkına şu saçma düşüncenizden bir çıkın artık. Yeter ya. 0-7 yaş grubu çocuklar gibisiniz. Yapmayın ya. Ya Avrupa listesi yazıldı, kabul. Ya bir önceki videoda şeyi konuştuk. Leo'yu. Rafael yerde Leo. işte Milan kadroda bıraktı. şöyle böyle gelse şey mi diyeceksiniz? Avrupa'ya yazamayacağız o yüzden almayalım mı diyeceksiniz? Demeyeceksiniz. Ya bir önemi yok diyeceksin. Arkadaş Avrupa'ya yazayım yazmayayım çok bir önemi yok diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Bir de şu var. İstesen de istemesen de 8 maç oynayacaksın. 8 maç. Mecbur rotasyon yapacaksın. Mecbur. Ah keşke Fenerbahçe futbolcuları biyonik olsa. Her maç aynı kadroyla çıksan hiç rotasyon yapmak zorunda da kalmasan. Ya sarı kart olacak bunun, kırmızı kart olacak mı, sakatlığı olacak bunun? Kabul. Ama şöyle de bir durumu var. Bizim futbolcularımız ligde daha çok biçiliyor. Ligde daha çok hak hakkı yeniyor. Bir fret kırmızı görsün de oynayamasın diye geberiyor hakemler. O yüzden sen mesela ne mesela e, Arana'yı aldın diyelim. Transfer ettin diyelim. Ligde Cilerme'yi oynat. Avrupa'da Osterwolde oynat. Koyar mı? Şunu da dersin hocam Osterwolde'yi çok beğeniyor dediydin. Piyasa yaptıracak dediydin. Avrupa'da yaptırır işte piyasayı. 8 Avrupa Ligi maçının 8'inde de oynayıp atıyorum 2 3 gol 1 asistten oynasa ya da 3 asist 1 golle oynasa otomatikman piyasası 30 geçmeyecek mi geçecek İşte Fenerbahçe'nin istediği de olacak. Ligde de yorulmamış olacak futbolcu. Çok da güzel bir hedef belirlemiş olacak. Bakın Ferdi'nin ayrılığından sonra Ben Chival, Archie Brown, Brandy Loco gibi isimler ortaya atılmış. Ben bu Brandil Loko'yu ilk defa görüyorum. O da ayrı mesele. Ama karar burada kılındı diyor. Yani yapılan görüşmelerden sonra Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilya'da bulmuş. Yani bayağı aramışız yani Google'dan falan aratmışız. Sol bek, sol bek bize uygun sol bek. Prende Loco Fransa'dan Brest forması giyiyor. 22 yaşında sol bek. 12 milyon euro piyasa değeri var. Olimpiyat Oyunlarında oynatmışlar. Aşil tendonunda kısmi yırtık. Geri dönüş bilinmiyor. 27 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başlamış. 8 milyon euro artı bonuslar demiş. Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Takımının en pahalı ismiymiş arkadaşlar. Paulinho 17 milyon euromuş. Onunla birlikte takımın en pahalı ismi. Arana Ocak 2018'de Corinthians'tan Sevilla'ya şöyle geldi böyle geldi falan filan. Bunların hepsini geçin arkadaşlar. Ben bugün bir duyuma ulaştım. Filip Kostiç. Daha doğrusu sadece benim duyumum değil. Sosyal medyaya karıştıran bir duyum oldu. Şimdi Filip Kostiç'i ben Galatasaray'la anlaşacak diye biliyorum. Ama Kostiç'e dair bir duyum verildi arkadaşlar. Nedir o duyum? Şimdi Filip Kostić için Jose Mourinho yönetimden bir talepte bulunmuş ve Fenerbahçe Jose Mourinho'nun isteği üzerine yeniden görüşmelere başlamış. Alfredo Pedulla'nın duyumu arkadaşlar. Yani Fenerbahçe Kostić ile yeniden görüşmelere başlamış. Jose Mourinho'nun isteği üzerine Şimdi Kostic çok yönlü bir oyuncu. Sadece sol bek değil. Sol açık, sol orta saha oynayan bir oyuncu. Ama tam manasıyla da sol bek sayılmaz. Yani üçlü savunmanın ya da beşli orta sahanın sol kanadı gibi ya da 4-4-2'nin sol kanadı gibi. Ama tabii oyuncu yıllar içinde değişik mevkilerde oynama özelliğine sahip bir oyuncu. Yaşı 31, 1 Kasım doğumlu. Yani bu sezon Kasım'da 32 olacak ama bizim algı sistemimizi değiştirdi için. Kostiçe dair ben size çok sürpriz bir şey söyleyeyim. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Mesela arkadaşlar oyuncu kariyeri boyunca 6 kez forvet oynamış. 18 kez sağ açık oynamış. 189 kez sol kanat oynamış. Yani sol kanat derken hücum ofansif sol kanat. 241 kez orta sahanın solunda oynamış. Üçlü savunmanın sol kanadı. Defansif orta sağ olarak ya da merkez orta saha olarak 8 numara diyeyim. iki kez oynamış. Orta sahanın sağında da 1 kez oynamış. Kariyeri boyunca baya bir şeyden bahsediyoruz. Oyundan, futboldan bahsediyoruz. Ama hani Kostiç bizim aradığımız isim değil bence. Bize biraz daha defansif. Hani Maksimi'nin boşalttığı yerleri geri açacak şey lazım arkadaşlar. Yani... Maksiminin boşalttığı yerleri dolduracak isim lazım bize. Ee, tam karşılıyor mu? Bence tam karşılayan isim değil ama siz benden daha iyi bilirsiniz. Hani bu kadar söyleyebilirim. Bir sol bek alınacak mı? Bence alınacak. Bir hızlanma var, bir süratlenme var. Ama süratlendik, hızlandık kesin alacağız demiyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin işi belli olmuyor. Maalesef bazen o kadar saçmalıyoruz ki. Ya yani ben bile inanamıyorum. Yönetimin kendi de inanan bir Biz nasıl bu kadar saçmaladık diyorlardır. Görüşmeler var. Birden fazla sol bekle görüşmeler var. Alınacak mı alınmayacak mı bunu birlikte izleyeceğiz. Ama şu konuda ben size garanti veriyorum arkadaşlar. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. Birden fazla transfer için elinden geleni yapıyor. Şimdi Eylül ayındayız. Fırsat transferi, fırsat transferi. Şu anda Fenerbahçe yönetiminden fırsat transferi kovalayan da yok. Benim garibime giden olay bu. Yabancı sayısı 13'e düştü. Yani e, kent de dahil. Kent defolup gitseydi en azından sayı 12'ye düşecekti. 2 kişi alacaktın. Ama alacağın isimler büyük ihtimalle genç olacaktı. Bazen kadroda olmayacaktı. Bazen işte e, ne bileyim kart cezası şu bu. Yani 12 kişiyi kadroya yazmak. Çok uğraştılar. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş çok uğraştı. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'de biraz destek oldu. Ee, hani yabancı sayısı en azından 14 artı 2 olsun 14'ü listeye yazalım da 2'yi listeye yazamayalım diye. Olmadı. Yabancı sayısında yani şu saatten sonra değişse de millet diyecek ki arkadaş siz 3 tane takımın hani diyecekler 3 takımın başkanı değildin diyecekler. O yüzden bir karışıklık var arkadaşlar. Normalde 14 artı 2 olacaktı. Fenerbahçe'de ne yapacaktı? Kentin lisansını çıkartacaktı. Kadro dışı bırakacaktı. Bu 19'da maçlara gönderecekti. Öyle ceza olmaz. Böyle olur. Gerekirse 3 sene orada sürün diyecekti. Al sana para diyecekti. Şimdi yine aynısını yapacak. Yani kent şu anda Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakacağını düşünüyor ama e, farkında olmadan kendi hayatını, kariyerini bitirdi. Şu anda bu kenti kimse almaz. Son çırpınışları. Şimdi gitti gitti gitmedi. Bu saatte sonra kimse de almaz. Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Gidip gitmeyeceğine. Ama e, işler karışık ya. Gerçekten de işler karışık. Ben en azından şu araya birini sıkıştırırız diye bekliyordum da hala birini sıkıştıramadık. Bakalım bakalım inşallah. Hayırlısı izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.